Neredeyiz? Arnavutluk Tiran'dayız. Tiran. Karşıda gördüğümüz yapı Tiran piramidi diye geçiyor. Tiran piramidi. Tiran piramidi. Büyük bir yapı. Yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alana sahip bir piramit. Piramit biçimde yapı. Aslında yapının böyle metruk durmasının nedeni şöyle inince olursak. Geliyor musunuz? Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Let's go. Neyse, yapıdan bahsedelim. Bu yapı 1988 yılında yapılmış. Yapılmış, faaliyete geçmiş. Bunu yapıyı tasarlayan mimarlardan biri Enver Hoca'nın, yani bu Enver Hoca'nın damadıymış. Ne çektik bu damatlardan demişler. Hep aile şeklidir onlar. Yapı bu. Neyse, konumuz şu. Güneş buradan geliyor yine. Enver Hoca'nın. Gelmiyor mu? Ne diyordum? Enver Hoca'nın damadı. Yapıyı tasarlayanlardan biriymiş. 1988 yılında Enver Hoca'yı anmak için bir müze olarak düşünülmüş. Enver Hoca ve yaptıklarını. Yani komünist. Komünist Arnavutluğun yaptıklarını anlatmak için işte. Enver Hoca'dan geriye kalanları anlatmak için bir müze olarak tasarlanmış, düşünülmüş. Belli bir zamana kadar sürmüş, 91 yılında işte komünistlik yıkılana kadar. Daha sonrasında da komünist rejim yıkıldıktan sonra burayı sergi sarayı, işte sergiler, müzeler, kültür merkezi olarak kullanmışlar. Sonra 90'lı yılların sonuna doğru, 99 da yanlış hatırlamıyorum, Kosova'da savaş olmuştu. Kosova'da savaş olurken burayı Birleşmiş Milletler, NATO falan üs olarak kullanmış. Buraları üs olarak kullanmış. Daha sonra yine işte televizyon kanalı var buranın, Top Channel. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Top Channel buranın bir kısmını kullanmaya devam etmiş. Belki hala da kullanıyor, bilmiyorum. Sonra burada işte pek çok tartışma çıkmış. Yıkalım mı, yapalım mı, onaralım mı? Yıkıp yerine başka bir şey mi yapalım? İşte yıkıp parlamento binası yapalım demişler. Yıkıp kültür merkezi yapalım demişler. İşte onaralım demişler. Yani pek çok konuşma geçmiş. Ama en son karar verilen işte burayı onarmaya karar vermişler. Kültür merkezi haline getirelim falan gibi bir şeye. Sonra bir türlü yapamamışlar. Yıllar geçmiş. En son geçen sene yapılan bir kararda da şöyle şey demişler. İşte buraları gençler için, hala görünmüyor çoktan, gençler için bilişim teknoloji merkezi yapalım demişler. Bilişim teknoloji merkezi. Ama gördüğüm kadarıyla hala yapılmış değil. Yani bu böyle bir hurda olduğuna göre, hurda olduğuna göre hala yapılmış değil. Ha, durum bundan ibaret. Etrafına bir dolanacağım. Yani bir şey görürsem, işe yarar bir şey, yine çekerim. Şu an için şuradan bir çekim alacağım. Bu etrafındaki park böyle devam ediyor. Ha, durum bu. Bildiğimiz, edinebildiğimiz bilgi bu. Durduruyorum bakalım. Sonra biraz daha çekerim. Evet, bu da diğer tarafı. Çekmedik ama.
Diğer tarafı da böyle. Aslında biz şu taraftan geldik, çektik. Bu da diğer tarafı. Bunun arka tarafı, tam göremediğimiz tarafında, evet, şey olarak kullanılıyor. Gördüm, etrafını dolaştım. Etrafını dolaştığım zaman baktım, şey olarak kullanmışlar. Diğer tarafta televizyon binası olarak devam ediyor. Bu tarafı böyle metruk, yıkık dökük. Yani onu da pek anlamış değilim. Niye bir tarafı öyle kullanılırken bu taraf böyle metruk, yıkık dökük. Onarın, kullanın yani. Neyse, durum böyle. Bu park da böyle. Parkı göstereyim. Bunun etrafını böyle sarmışlar, sarmalamışlar. Nereye kaçıyorsun? Şuraya gir. O da benim karım. O da benim. Benim de kocam sarı oldu. Böyle bir şey işte. Durum bundan ibaret. Şöyle güneşe doğru bakarsan. Bir aile tablosu. Hadi kapatık. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Haydi bakalım.